Son bir tane daha atıyorum, sonra Abdülhatif Hoca'yı attıracağız. Abdülhatif Hoca biraz sol tarafını hocam. He? Sol tarafı biraz hocam. Yani sen tam sarıya hedef alıyorsun. O zaman sol tarafı. Tarafı. Hem taş yapmanız lazım. He, rüzgar fonksiyonu. Şöyle bakıyoruz da. Bu yıl beşincisini düzenlemiş olduğumuz ve artık geleneksel bir hale gelen sağlık günleri kapsamında bütün öğrencilerimizle beraberiz. Sabah bir yürüyüş yaptık öğrenci arkadaşlarımızla, akademik ve idari personelimizle. Daha sonra sizin de burada görmüş olduğunuz etkinlik ve organizasyon çadırlarını ziyaret ettik. Biz bu etkinliğimizi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte yapıyoruz. Özellikle Sağlık Yüksekokulu'nun burada katkıları çok fazla. Aynı şekilde Kızılay'la, AFAD'la, Yeşilay'la, Onkosev'le, diğer tüm sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bu organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel hedefimiz insanlara sağlığın kıymetini anlatmak ve yine bir başka hedefimiz, önemli hedeflerimizden bir tanesi gençlerimizin sağlıklı bir yaşam için yapması gerekenler noktasında hem üniversitede hem bilimizde bir farkındalık oluşturmak, onları bu konuda bilinçlendirmek. Malumunuz olduğu üzere tüm dünyada ve yanında Türkiye'de de özellikle obezite konusunda yani çok şikayetler alıyoruz. Doktorlar sürekli televizyonlarda, basın yayın organlarında, medyada bu konuya dikkat çekiyorlar. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu anlamda gençlerimizin sağlıklı, fit vücutlara sahip gençler olmasını temin etmek. Bu anlamda katkıda bulunan bütün kuruluşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Sağlık Yüksekokulu olarak Rektör Bey'imizin teşvik ve himayesiyle biz bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Geleneksel sağlık günleri etkinliklerini. Hocamız da bahsetti. Bu etkinliklerden maksadımız paydaşlarımızla, ildeki sağlıkla ilgili tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek, işbirliği olanaklarını daha da artırarak bir farkındalık oluşturmak. Çünkü sağlıklı toplumu oluşturmak böyle çok kısa vadede düşünecek bir şey değil. Tüm kurum kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitenin bu anlamda işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Biz de buna bir nebze olsun olarak, bir nebze olsun elimizde katkıda bulunmayı düşünerek bu yıl beşincisini düzenledik. Tabii ki Sağlık Yüksekokulu olarak bunların dışında ara eleman bağlamında yeni bölümler de açtık. İnşallah yetiştireceğimiz ara elemanlarla sağlık hizmeti anlamına üniversitemiz olarak bir nebze olsun katkıda bulunacağız. Bu anlamda tekrar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına katkıda bulunan, başta Sayın Rektörümüz olarak herkese, siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum.
Çek! Bırak! Bırak! Yeah.
Sensiz batık bir öfkeyim. Ne olur
kez daha gururumun kabuğunu kırdım. Sana okumaya kıyamadığım şiirler yazdım. Bin mana yüklüdür, her satır seni anlatır. Köpürdü içimde sessiz kelimeler. Bağrımda sönmez bir ateş. Sen gideli, saksında çiçeklerin kurudu. Kedilerim aç, kuşlarım yetim kaldı. Baharda bile bağımda güllerim soldu. Sen gideli, sahipsiz kaldı kalbim. Ne olur, ne olur geri dön. Sensiz gönül gözüm ama kapım kilitli kaldı. Yıllar oldu dönersin diye avuşum açık kaldı. Günler ay, aylar yıl oldu, ömrümü çaldı. İntizar içinde seni bekliyorum. Ne olur, ne olur geri dön. Çölde bir vaha arar gibi arar seni gözlerim. Meftunum, aşkınla nar oldu. Acizim, sensiz herkese iftikar. Kabih hasretler doğuruyor günlerim. Ne olur, geri dön. Ey ahu gözlü, ey ceylan bakışlı, heybetinden titreyen kalbimdir sol yanım. Ama gözümün feri kırılmış, kolumun kanadı. Aldığım her nefeste sen varsın. Ne olur, geri dön. Bir ömrü sana hasret bitirdim neredeyse. Şimdi bedenim musalla taşında serili. El Allah huzuruna çıkıp ölüm namazımı kılmadan, beni kara topraklara gömmeden, ne olur, ne olur geri dön. Ne olur geri dön. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi malum her programlarda olabilir, güncel hayatınızda olabilir ufak tefek sıkıntılar. Tabii ki her sıkıntının akabinde mutlu sondur. Mutlu bir gönül ayrılığıdır. Güzel bir üslupla birbirimizi ağırlayıp birbirimizin hal ve ahvalinden bir şeyler ders almaktan ziyade hep bu güzel yanımızı göstermekten yana düşüncelerimizi gün ışığına çıkarırız. Şimdi sözü çok fazla uzatmayacağım. Sözü Muş'umuzun yetiştirmiş olduğu ve Muş'un kültürünü, sanatını en güzel bir şekilde yıllarca sırtlayacak bir arkadaşımızı, bir hocamızı davet etmek istiyorum sahneye. Yunus Teke hocamızı sahneye Gecelerin ötesi yüceli.
güzelim kurban. Teşekkürler. Sağ olun. Gülüyoruz. Sağ olun. Ağzına, yüreğine, diline sağlık diyorum. Bir de üstadlarımızı tanıyalım. Yani çünkü bunlarla ilgili en güzel bilgilere sahip olan sensin. Dilersen sen kendi ekibini tanı, daha güzel olur, daha etkili olur. Buyurun hocam. Başta Timur hocamız. Gerçekten işinde bir doyayım. Murat kardeşim var. Yıllardır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Yine Ahmet kardeşim aynı şekilde. Şöyle bu tarafta da Hakan Turan kardeşim var. Onlara da bir alkış alırsak çok seviniriz. Buyurun, sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Seni şimdilik uğurluyoruz ama birkaç şiirden sonra sahneyi tamamıyla Yunus arkadaşımıza bırakacağız. Şimdi alkışlar eşliğinde tekrar kulisi yapıyoruz. Şiir, gönülden gönüle kurulan bir köprüdür. Şiir, şairlerin sessiz dilidir. Şiir, şairlerin hiç kimseye yansıtamadığı dilidir. Bu vesileyle, bu düşüncelerle yola çıkarak yine Muş Yazar ve Şairler Derneği sekreterimiz, kalem arkadaşımız, kalem dostumuz, hiç bavuruna ve içinize dönün adlı kitapların yazarı sevgili arkadaşımız Faruk Yiğit Aras. Seni alalım hocam. Hocam, bağlamanın mikrofonunu açabilir miyiz? Göstermez yüzündeki keder çizgilerini, hükmet
cazberimi. Sen de sersin kısılır silah sesleri. Güller atılır doğudan batıya, batıdan Avrupa'ya. Sen beni sersen kırılır sandalar, kırılır Hicaz yazan kalemler. Ferahlık makamlar gibi olur dudaklarımıza. Sen beni seversen binalar kısalır, minareler gökle yarışır. Sen beni seversen iki asırlık kerengil oğulları barışır. Sen beni seversen kafeslerde kilitli kalmaz kuşlar. Sen beni seversen bağrını açar gök, kalpte aranır buluşlar. Sen beni seversen miraç başlar kalbinde, tavafım olur gözlerim. Sen beni seversen toplum kabul eder beni. Sen beni seversen çağ dışı bir örgütlenme söz konusu sevgili. Ayrıldım, ayrıldım.
onu ben size takdim edeceğim. Ayrıca Şemsettin Hocam. Hemen akabinde seni alacağım. Çünkü hocam özür diliyorum, bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi biz ilk sahne deneyimlerimizle heyecandan şiirlerimizi okuyamazdık, yutkunurduk, çekinirdik. Böyle farklı bir heyecan alırdı bizi veya bizden üstün, ki her zaman bizden üstündürler her zaman da. Yine daha iyi bilip bu kadar tecrübeye sahip olmadan bir üstadımız sahneye aldığı zaman biz bırakın şiir okumayı, onları gördüğümüz zaman bir heyecan alırdı bizi. İki kelime kurmaktan çekinir olduk. Şimdi hala farkındayım. Şemsettin Hocam'da o heyecan var. Ben böyle birazcık daha onu geç almak istiyorum. Hocam söz sizde Timur Hocam. Bir eser okuyalım, akabinde devam edelim akışımıza. Hocam hoş geldiniz. Var mı heyecan hocam? Olacak değil mi? O zaman sözü sana bırakıyorum, ben uzak durmuyorum. Teşekkür ederim. Halım Şemsettin Oktay. Şu yan köyde köyde ikamet ediyorum. Öncelikle her şiir bir hikayedir. Ben de çok az şiiri yazdım ama her defasında Monaroza'yı gördüğümde çok eksik kaldıklarını hissettim. Onun için Mona Rosa'yı seslendirmek istedim. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gel benim gülleri beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, beyaz güller, ak güller. Ulura'ya karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur, iri iri düşer toprağa. Ulura'ya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.
ve zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ne vardır helvaşi çiçekte gurur, bir mumun ardından bekleyen rüzgar, şu huzursuz ruhunu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeği eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf ve bu kadar. Zaman ne çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşların bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O mahzun bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın, kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın, kırgın bakma yüzüme Rosa. Yağmurlardan sonra büyürmüş başım. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Seni tekrar yerine alıyoruz. Bazı kadınlar zaten kendileri şiirdir. Onları sadece okumak gerek. Bazı kadınlar geceyle gündüz gibidir. Kimisi dünyanı aydınlatır, kimisi geleceğini karartır diyor. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Çünkü ben müzik olsun istiyorum ama malum dinleti programı söyledik. Yine Haruk Yiğit hocamızı hemen sahneye tekrar davet alalım. Akabinde biz bir şiirle sahneyi üstadlarımıza bırakalım. Hiçbir geceyi uykusuz geçirmeyenler, hiçbir kitabın ön sözünü okumayanlar,
sürekli kahkaha savuranlar. Yaşlı teyzeler ve amcaların çöp kutularına yakın bir yerde neden beklediğini bilmeyenler. Küçük bir çocuğun başını sıvazlamayanlar. Bir şekerin bir kız çocuğunu ne kadar mutlu ettiğinin mutluluğunu paylaşamayanlar. Yörüngeleri karşısında kendini ders çıkaramayanlar. Kör olanlar, duymayanlar, duyurmayanlar. Adalet ve eşitlik kavramlarından kendini men edenler. Bir davası olmayanlar. Bir mezar taşının başında oturup o muhteşem adamı zırt aramayanlar. Kendinden kaçanlar. Kim olduğunu unutanlar. Nereden geldiğini hatırlamayanlar. Vicdanına, içine uğramayanlar. Paranın satın alma harcayı şeylerin olduğunu bilmeyenler. Eşyaların ardına gizlenenler. Kendi dışında her şeyle meşgul olanlar. Terleyen avuçlarını sıkmayıp ellerini sevdiğin ellerinden uzak tutmaya çalışmayanlar. Göz gözle gelmekten kaçınmayanlar. Mektup yazmayanlar, aşık olmayanlar, şiir okumayanlar, başları hep dik olup utanmayanlar, hayal duygusundan mahrum kalanlar, ağlayan kadınların ne kadar çoğaldığını fark edemeyenler, çağdaşlıkta yok olanlar, batıya bakmaktan boynu tutulanlar, gözlerinde bal çekilen çocukları yaşamak mı, kirlenmek mi diye teklif sunulup canı ve namusu arasında ortada bırakılan genç kızların durumunu görmeyenler, çağın gidişatından ürpermeyenler. Hayal kurmayanlar, sabahlara kadar yatağında uzanıp üzerine çektiği yorganın altında hıçkıra hıçkıra ağlayıp başı çatlamayanlar, aşklanmayanlar, çeyiz niyetini hatıralar biriktirmeyenler, yar edecek hiçbir şey olmayanlar, geçmişin kaygını, geleceğin kaygısını duymayanlar, altyazı haberlerine bakmayanlar, kaldırma yığılıp üzerine bir gazete örtülen ölüyü umursamayanlar, randevu evlerinin bahçelerine gömülen çocukların durumundan habersiz olanlar, diri diri yakınan siyahi adamların acısını paylaşmayanlar, yeryüzünün her coğrafyasına, her karış toprağına gül tohumları değil, kan damlaları atılırken hala kendi köşesine çekilip kıyameti bekleyenler. Bunlar hasta adam, bunlar aklını yitirmiş olmalı. Önünde bağdaş kurup oturan dünya, cehennemi kucaklamışken avuçlarında, masmalarda oy pusulaları üretilmediği vakte kadar yeryüzü insanın hiçbir kıymetini yutarmadığı bu zamana, ben güzel bir şey bırakmak bir ülkem verdiniz. Beni bağışla, beni bağışla. Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Yine bir söz, aforizmayı eklemek istiyorum. Hasan Hocam, uzaklara gitme çünkü seni hemen alıyorum bir daha. Söz var, dilde al olur. Söz var, yürekte yol olur, söz var, adrese okunur. Yine bu düşünceyle Hasan Fahri Tan hocamızı sahneye tekrar davet ediyoruz. Ayrıca sıkılmadınız değil mi arkadaşlar? Bir alkış var mı? Bakalım. Teşekkür ederim. Hafif sıkılma olduğuna geliyoruz galiba. O zaman alkış az olduğu için Hasan hocam biraz heyecan katsa buyurun. Yalandan bahsedeceğim ama heyecan katar mı katmaz mı bilmiyorum. Okuyacağım şiir yani herkesin hayatında olan şeyler. Bu arada şiirde tarihçi var. Yaşımız da meydana çıkacak. Programdan önce hocama dedim ki bugün sekreter koleksiyonu yapmışsın dedim. Şimdi mevcut sekreterimiz Melek Bey burada. Bir önceki Ahmet Sadık Bey burada. En eskisi ben. Onun için kendimde söz hakkı görüyorum diyormuşum. Evet. Çit. Yalandan çitler örülmüş bu yalan dünyanın çevresine. Kime inansa? Bir gün beni nerede buldunuz dedim anneme. Dedi ki seni leylekler getirdi yavrum, leylekler getirdi. Ne yalan söyleyeyim. Leyleklik bu ya. Tır tır etti yüreğim. Ayaklarım kesildi yerden. Ta ki babam hastaneden aldı.
seni deyince yürek. Baba, inanmaman olur mu? İnan. Abi, gurbet görmüş adamdı. Her bir şeyi bilirdi. Bilgiç bir eda ile gözlerime bakarak açıkladı hakikati bütün berraklığıyla. Ne Leyli'yi be oğlum, ne hastanesi. Biz seni çöpte bulduk, çöpte. Ağabeyim haklıydı. Çöpte bulunmasaydı insan, olur muydu sudan ucuz kan? Günler günleri kovaladı, aylar ayır. Hastane, çöp, üçgeninde epey mekik dokudu. 70'li yıllarda yedime basıp İlkokula başlayınca öğrendim, meğer maymunlar türemiş. Bakınca yüzüne öğretmenimin, benzerliği görünce işte bu dedim, inandım. Sonra bir camiye gittim arkadaşlarla, bir köşeye diz çökerek oturdum. La diyordu imam, ilahe diyordu, yoktan yarattı, Allah yarattı diyordu bizi. Doğru diyordu. İnandım. Diyecektim ki işitti devlet baba. Allah yarattı demedi elhamınca beni. Artık inanmıyorum her duyduğuma. Tak etti canıma tam. Hala galiba. Şiirden başka her şey olanlarla, şiirden başka hiçbir şey olmayanların mücadele alanıdır. Azınlık bir topluluğuz ama dini metinlerde nice az toplulukların çok topluluklara galip geldiğini söylüyor. İnşallah şiir galip gelir. Benim bu okuduğum son şiirdi. Ayrılmadan önce bir dörtlükle sürçülisan ettikse affola diyeceğim. İnsanız melek değil, bizde şer de bulunur. Şeytan denen o melun her beşerde bulunur. Hatasız kul ararsan bulamazsın, varsa da ya cennette bulunur ya mahşerde bulunur. Ağzına girilen eline sağlık diyoruz. Seni saygıyla yerine uğurluyorum hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam bir etme şiir okuyalım Mevlana'nın. Üst ediyorsun. Etme. Ey
makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öylece terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gandan, ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize, o zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar böyle. Huzurumu bozuyorsun sen, mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değer hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne istiyorsun? Etme. Etme. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Yunus Teke arkadaşımızı davet edeceğiz. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Programla ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hani ben bunu hep sorarım. Yani bazen böyle çok güzel şeyler olur, insan unutur, kaçar. Var mı Murat Hoca? Tamam. Özellikle bu güzel insanlarla bizi buluşturan Ahmet Hoca'mızı çok çok teşekkür ediyoruz. Yani çok zevk aldık. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şiirle beraber, öyküyle beraber bir program yapmamıştık. Bizi güzel insanlarla buluşturan hocalarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Güçlü alkışlar sizler için, hocalarımız için diyoruz. Biz zaten aslında Yunus hocamıza biraz haksızlık ettik. Yani şuradan da izleyebilirdi. O da bu atmosferde nasiplenebilirdi değil mi? Ama olsun, biz bu haksızlığı ona varsın yapalım. Şimdi o güzel alkışlar eşliğinde Yunus hocamızı sahneye davet ediyoruz. Onunla bizim bir şiir düetimiz olacak. Akabinde sahne Yunus Teke hocamızın olacak. Yunus hocam buyurun, sahne sizin. Bu arada Yunus hocam lafını kestim. Bu arada Hanifi hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Onu da biz size... Yunus hocam, o zaman şöyle yapalım. Murat hocam, Yunus hocam, seni de bir gözeten var adlı böyle bir şiirimizi okuyacağız. Çünkü atmış olduğumuz her adımdan haberdar olan birileri var. Atmış olduğumuz her adımdan bizi sorumlu tutan bir yaradan var. Aldığımız her nefesin bir gün mutlak mahşerde bunun hesabını soran var. Ve biz sözü çok fazla ayrıntıya sokmadan, seni de bir gözeten var. Bu şiirle programımıza devam ediyoruz. Evet hocam.
yüzünü. İçindeki sabrını, inancını gözeten var. Ağlayan bir serçeyi, koşan karıncayı hor görme. Gaflete düşüp isyan kimliğini aşikar etme. İçindeki sabrını, şükrünü bir gözeten var. Kurulur mahşerde ilahi mizan. Derdine dert katıp hayata sarılan var. Gönül yarasına bulunmaz derman. İçindeki sabrını, şükrünü gözeten var. Kimseye yük değil bu alemi cihan. Karıncanın sesini duyan, ona koşan var. Şah damarına girip aldığın nefesler ayan olan var. Senden sana yakın olan bir ilahi kudret var. İçindeki sabrını, şükrünü gözeten var. Size bırakacağım ama bırakmadan önce aklınıza sınarak tekrar iki, üç kelime kurmak istiyorum. Tekrar bizi kucak açan, bizleri burada ağırlayan, siz değerli konuklarımız, akademisyenlerimiz, öğretim görevlerimiz, ayrıca rektör ve özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Hanifi Kör Hocam Hanifi Hocam, Ahmet Hocam, ayrıca dışarıdan yine misafirlerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programı Yunus Hocam'a bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok özür dilerim. Unuttum. Onu da hatırlatalım.
Arkadaşlar, programın son iki eserinden sonra bizler hemen koridorda imza için bulunacağız. Arzu eden arkadaşlarımızın veya talepte bulunan arkadaşlarımızın kitaplarını orada imzalayacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Eğlenceli sağ olun. Şükür hocam. Evet, klasik bir türkü yapalım. Şöyle bir mihriban yapalım beraber dostlar.
aşağıya bir ben ey sevgili canım bu devirmeyi beraber yaptırdım. Bu devirmeyi anlayan sensiz yaşaya bir ben ey sevgili canım bu devirmeyi. Dostlar yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet, yine çok güzel bir türkümüz var sırada. Yine hep beraber seslendirelim. Hocam, bağlamayı da sonrası mikrofona biraz ses alabilir miyiz? Rica etsin.
deseydim ben de diyeceğim hocam bana video izler mi? Kolay gelse ben burnum bacım. Video bitsin mi? Ferukhan ortaları nasıl geçecek? Ben nereden fotoğraf çekebilirim? Uçucular insanları çekmiyor mu? Oh!
Senin derin derin Sultan Ali Demar.
hayalim buldum. Suç bende
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kısa kısa kesiyoruz. Kusura bakmayın. Dostlar, bu güzel programımızın sonuna gelmiştik. İnşallah bir gün yine burada görüşmek dileğiyle. Başta rektör hocamıza, Hanife hocamıza, Ahmet hocamıza bütün